Merhaba arkadaşlar. Dünyayı yöneten bir küresel çete var ve dünyadaki çoğu olayı onlar planlıyorlar ve olayı gerçekleştirmeden önce de bazı sinema filmleri veya müzik kliplerinde bu olayları anlatıyorlar. Bu gördüğünüz görüntüler Lady Gaga'nın 911 isimli klibinden. Bu klibi daha önce sizlerle analiz etmiştim. Bu klip 18 Eylül tarihinde yayınlandı ve bundan tam 9 gün sonra 27 Eylül tarihinde Ermenistan'la Azerbaycan arasında savaş başladı. Şimdi o analizimde arkadaşlar ben daha üst perdeden baktım. Özellikle büyük projeler, elektrik kesintisi ve İran'la nükleer felaketle alakalı detayları analiz etmiştim. Ermenistan'la ilgili detaylar vardı. Ben o dönem fazla bunu analiz edememiştim. Şimdi yaşanan olaylara bakıp geriye döndüğümde şunu görüyorum. Zaten bu 911 isimli klip Ermenistan'la ilgili bir felaketin başlayacağını gayet güzel klipte anlatmışlar. Şimdi bakın arkadaşlar bu klipteki Ermenistan detayları şöyle. Burada zaten çok açık şekilde Ermenistan Film Festivali yazmışlar ve üzerinde bir yangın var. İtfaiyeciler gidermeye çalışıyor. Ve klibin tüm ana teması bu narın rengi üzerine kurulu. Bu Ermenistan yapımı ünlü bir film. 1969 yapımı. Ve bu filmde ana tema Hristiyanların ve Ermenilerin çektiği acı ve ölümlerle ilgili detayları işlemiş. Bir diğer detay da şurada arka planda Ermenice dilinde bir yazı var. Ben Ermenice bilmediğim için telaffuz edemiyorum. Ve anlamının dikkatli ol tarzında bir cümle olduğunu söylüyorlar ama ben %100 emin değilim. O yüzden net olarak bir şey söyleyemiyorum ama arka planda Ermenice dilinde bir yazı var. Ve klibin içinde daha enteresan bir detay da var. Bu sahnede arkadaşlar görüyorsunuz klibin içinde işte kanlar içinde yerde yatan bir tane adam var. Adamın üzerindeki renklere baktığınızda kanıyla birleştirdiğinizde direkt Ermenistan bayrağı çıkıyor. Yani klibin içinde Ermenistan'ın bir savaşın içine gireceğini ve acı çekeceğini gayet güzel anlatmışlar. Şimdi arkadaşlar daha önceki klip analizimde detaylı olarak bunun bir tapınak ayini olduğunu ve bir ölüm, felaket ritüeli olduğundan bahsetmiştim. Bununla ilgili detayları o bölümlerde bahsetmiştim. O yüzden o detaylara tekrardan girmeyeceğim. Benim burada bahsedeceğim yeni detaylar şunlar. Şimdi arkadaşlar bu gözle klibi dikkatli izlediğinizde şunu göreceksiniz. Birincisi bu ölüm ritüelini yani bu kurban verme ritüelini başlatanlar bu arkadaki 3 rahip ve gördüğünüz gibi mavi beyaz giymişler. Bu renk bildiğiniz üzere İsrail'in rengi. Yani bu şu anlama geliyor. Biz bu kaos projesini başlatanlar bu dünyayı yönetmeye çalışan küreselci Siyonist çete tarafından başlatıldığını bariz kendileri belli ediyorlar. Diyorlar ki yani kumanda bizde olayı biz başlatıyoruz. Kimin hangi aşamada bu proje dahil olacağını tamamen biz planlıyoruz demeye getirmişler. Yani arkadaşlar ortada büyük bir kaos projesi var. Önce kurban verilmesi gerekiyor. Burada kurban da Ermenistan. Bunu anlatmaya çalışmışlar. Lady Gaga narın rengini giymiş. Burada narın rengi Ermenistan'ı temsil ediyor ve bu büyük olayda bu Lady Gaga ayağından yara alıyor. Yani demeye getiriyorlar ki öncelikle biz bir kurban vereceğiz ama bu çekeceğimiz acı son acı olacak demeye getirmişler. Bu Lady Gaga'nın ayağı Ermenistan'ı temsil ediyor. Yani Ermenistan ayağından yara alacak. Şunu demeye getirmişler yani ortada bir kaos projesi var. Ermenistan olarak sen de acı çekmek zorundasın ancak biz senin ölmene izin vermeyeceğiz. Bu senin son ağlaman olacak ama ayağını kaybedeceksin. Bu ayak da Karabağ oluyor. Zaten Ermenistan buraya zamanında haksız olarak yerleşmiş, işgal etmiş. Burası aslında Azerbaycan toprağı. Şimdi Azerbaycan hakkı olan toprağı geri alıyor. Ama burada düşünülmesi gereken soru şu. Neden arkadaşlar İsrail devleti bu konuda Azerbaycan'ı destekliyor? Ve bildiğiniz üzere aslında Ermenistan, Ermeniler en eski Hristiyan toplumların başında geliyor. Ve neden şu an Hristiyan dünya bu konuda sessiz bir tavır takınıyor aslında? Örneğin Rusya neden kenara çekilmiş durumda Hristiyan olduğu halde
oradaki askerlerini çekti, kenara çekildi. Azerbaycan'ın kendi hakkı olan toprağı şu an geri almasına neden göz yumuyorlar? Bunları düşünmek lazım. Ve dediğim gibi arkadaşlar, şu arkadaki 3 tane mavi beyaz rahip şu an bu dünyayı yöneten, her şeyi planlayan Siyonist küresel üçlü çeteyi anlatıyor. Ve şurada görüyorsunuz yeşil, beyaz, kırmızı arkadaşlar. Yeşil, beyaz, kırmızı tamamen İran bayrağı. Ve zaten şuradaki şerit de arkadaşlar İran bayrağı üzerindeki şerit. Yani bunu tamamen bunun bir İran bayrağı olduğunu gösteriyor. Burada kapalı bir kadın var ve kucağında bir çocuk var. Biz bunu iPad koddan hatırlıyoruz. Yani bu aslında projenin ana hedefi aslında İran. Bu Ermenistan'da başlayan olayın arka plandaki en büyük proje arkadaşlar kesinlikle İran. İran'la ilgili analizlerimin ben gerçekleşeceğini düşünüyorum. God animasyonunu izleyenler bu sahneyi hatırlayacaktır. Gördüğünüz gibi burada kapalı bir kadın var. Elinde mor bir şişe var ve gördüğünüz gibi patlıyor. Bu bir nükleer patlama. Ve gördüğünüz gibi kucağında kırmızı beyaz bir çocuk var. Ve gördüğünüz gibi kar yağıyor ve kış ayı. Bu sahnenin aynısı arkadaşlar gördüğünüz gibi 911 klibinde de var. Şimdi şu detayları iyi düşünmeniz lazım. Neden Irak işgal edildi, 3'e bölündü? Neden Libya işgal edildi? Lübnan'da olan olaylar, Suriye'deki iç savaş, bizim Suriye sınırındaki savaş hattı. Arkadaşlar bunları iyi düşünmek lazım. Sıra İran'a geliyor. Birileri Orta Doğu'yu parçalamaya çalışıyor. Ve sıra İran'a gelecek ve İran'a hangi bahaneyle girecekleri bariz belli arkadaşlar. Sinema filmlerine bile işlemişler. Amerika veya İsrail bir yerde nükleer elektromanyetik bir bomba patlatacaklar. Hem bir elektrik kesintisi, nükleer bir felaket olacak. Bunun da İran tarafından yapıldığını söyleyecekler. Bu bahaneyle de Armageddon savaşı başlayacak. Ben bu konudaki analizimin arkasındayım çünkü tüm detaylar bunu gösteriyor. Ama bunun zaman konusuna, ne zaman gerçekleşeceğine baktığımızda adım adım arkadaşlar bu tarih yaklaşıyor. Arkadaşlar bu 911 klibinde gerçekten çok enteresan detaylar var. Şu sinema sahnesini hatırlıyorsunuz. Burada normalde Ermenistan Film Festivali yazıyor. Ama bu yağlı boya çizim görüntülerinde şunu göstermişler. Hem itfaiye hem de bu sinemayı gördüğünüz gibi sarı, kırmızı göstermişler. Ve bu renklere baktığınızda arkadaşlar bu Makedonya'nın rengi. Şimdi Makedonya'nın rengi neden var ve orada bir yangın var. Bir yangından bahsediyor. Yani Balkanlarda Makedonya'yı içine alan bir felaket olacağından bahsetmişler. Ve çok enteresandır bu renk ve detaylar. Economist'in yine bu klibin tam yayınlandığı tarihte çıkmış bir tane kapağında aynen bu sahne neredeyse var. Bakın arkadaşlar bu gördüğünüz Makedonya'nın bayrağı sarı kırmızı ve aynı zamanda üzerinde güneş var. Şimdi bunun aynısını The Economist'in 19 Eylül kapağında göreceksiniz. Ve aynı zamanda bu Makedonya'nın şu an haritası ve bu haritasındaki şu kıyı şeridine bakın arkadaşlar. Bunun aynısını The Economist'in kapağında göreceksiniz. Şimdi bakın arkadaşlar bu The Economist'in 19 Eylül'de yayınlanan kapağı ve bu kapakta büyük yıkıcı diye bir şeyden bahsediyor. Ve gördüğünüz şu az önce gösterdiğim Makedonya bayrağı sarı kırmızı ve aynı zamanda güneşi temsil ediyor. Ve buradan bir patlama büyük bir yıkıcıya dönüşüyor. Ve altında bir nükleer santral var. Burada gördüğünüz gibi bir kuş ters dönmüş, ölmüş. Şuradaki sembol de elektrik kesintisi. Yani Makedonya merkezde büyük bir patlama oluyor ve yıkım etkisi gösteriyor. Zaten şu gördüğünüz arkadaşlar şu kıyıda Makedonya haritasını gösteriyor. Yani Makedonya merkezde büyük bir olay yaşanıyor. Bu aynı zamanda elektrik kesintisine sebep oluyor. Aynı zamanda güneşi temsil ediyor. Yani bu güneşteki bir patlama da olabilir. Güneşteki bir patlama sonucu Makedonya ile alakalı bir olay mı olacak bilmiyorum arkadaşlar. Çözmek çok zor ama olayın merkezinde Makedonya var. Gördüğünüz gibi güneş patlaması, elektrik kesintisi ve bir nükleer felakete dönüşüyor. Büyük bir yıkıcıya dönüşüyor. Yani gerçekten çok ilginç. Yani arkadaşlar biraz dikkatli düşünelim. Şimdi 911 kliminde burada sinemada büyük bir yangın çıkıyor ve gördüğünüz gibi rengi
Makedonya'nın direkt bayrağın rengi. Zaten direkt Makedonya'yı andırdığını anlayabiliyorsunuz. Ve sinemanın üzerinde Ermenistan Film Festivali yazıyordu. Şimdi Ermenistan Film Festivali 24 Ekim'de olduğunu daha önce sizlere göstermiştim. Şimdi 24 Ekim tarihine dikkat etmek lazım. Acaba o tarihte Makedonya ile alakalı büyük bir gelişme mi olacak? Bir yangın yerine mi Avrupa, Balkanlar dönecek ve Türkiye'yi de etkileyecek mi gerçekten bakmak lazım. Şimdi arkadaşlar şu görüntü de çok ilginç. Burada da gördüğünüz gibi bir tane beyaz ve kırmızı giyinen bir adam var. Ve şurada tekerli hilal şeklinde göstermişler. Yani bu kırmızı beyaz Türkiye gördüğünüz gibi bir gaz maskesi takıyor. Yani bu Makedonya yani Ermenistan sonrasında Makedonya'da olacak büyük bir olay. Türkiye'yi böyle gaz maskesi takmaya mecbur bırakıyor. Bir nükleer felaket bu olayın devamında Türkiye'yi bulacağını göstermişler. İnsanın şimdi kafasında bir sürü soru işareti oluşuyor. Yani özellikle bu en tehlikeli nükleer santral olarak Ermenistan'daki nükleer santralin gösterilmiş olması gerçekten çok ilginç. Ve daha önce bu konuda çıkmış bir tane haber var. Haberi paylaşan Türkiye Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Analizler Merkezi'ymiş. Yalnız logosu çok enteresan. Kanalımı takip edenler bu logonun ne olduğunu bileceklerdir. Ve burada Ermenistan'ın Türkiye'yi bu Metsamor nükleer santrali ile tehdit ettiğinden bahsediyor. Şimdi arkadaşlar İsrail'in neden Azerbaycan'ı desteklediğini anlamak çok zor değil. Azerbaycan'la zaten bir sürü enerji ve petrol ortaklığı var, anlaşmaları var. Bir de gördüğünüz gibi 29 Mart 2012'de çıkan bir haberde Azerbaycan'ın kendi İran sınırındaki bir bölgede İsrail'e bir hava üssü verdiğinden bahsediyor. Yani İsrail'in ana hedefinde İran'ın parçalanması var. İran'ı da yukarıdan kuşatma altına almak istiyor. Ve Azerbaycan ona bir hava üssü vermiş. Ve buna karşılık da olarak Yahudiler yani İsrail Azerbaycan'a bir taviz vermiş. O taviz de Azerbaycan'ın kendi hakkı olan Karabağ geri almasına göz yumuş durumdalar. Ama burada oyun içinde oyun var arkadaşlar. Bu Ermenistan devamında İran ve Türkiye'yi bir felaketin beklediğini gösteriyor. Arkadaşlar sonuç olarak gerçekten İran'ı ve Türkiye'yi bekleyen büyük felaketler, büyük tehlikeler olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu Lady Gaga'nın klibinde vurgulanan bir tarih var. 52. haftanın birinci günü yani 21 Aralık tarihine denk geliyor. 21 Aralık tarihinde dünyayı etkileyecek çok büyük bir olayın yaşanacağını ben düşünüyorum. Çünkü bunlar yapacakları olaylar bu tarz şekilde müzik kliplerine ve filmlere işliyorlar. Arkadaşlar son olarak size şu ilginç detayı da paylaşmak istiyorum. Bakın Lady Gaga'nın klibinde ortada büyük bir felaket ve kaza olayı varken olup biteni selfie çekerek izleyen iki tane kız var. Ve gördüğünüz gibi üzerlerinde kırmızı, beyaz ve mavi var. Yani bu üç renk Rusya'nın rengi kırmızı, beyaz, mavi. Aynı zamanda Fransa'nın rengi, aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin rengi. Yani Amerika, Rusya, Fransa gibi ülkeler olup biteni gayet güzel izleyecekler. Acı çekecek olan İran, Türkiye, Ermenistan, işte Bulgaristan, bizim bölgeler. Bu üçüncü dünya ülkeleri acı çekerken onlar oturup olan biteni keyifle izleyeceklermiş gibi anlatmışlar. Ben öyle anlıyorum. Allah bizlerin yardımcısı olsun arkadaşlar. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz.